Merhaba arkadaşlar. Rehber video serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ve gruplardan bahsedeceğim. K'ye bastığımız zaman açılmakta. Burada arkadaşlarımızı, seviyelerini, hanedanlarını ve ittifaklarını görmekteyiz. Sol altta arkadaş ekle ID diyor. ID'den kasıt P'ye bastığımızdaki burada çıkan ID'si. Diğeri de ad olarak ekli Arkadaşlık isteklerimizi buradan kontrol edebiliyoruz. Engelli listemizi aynı şekilde buradan kontrol edebiliyoruz. Burada aynı zamanda yakınlık gruplar diye bir başlık var. Yakınlık gruplara katılıp onlarla oyun oynayabilir. Tanışmadıysak arkadaşımız yoksa arkadaş edinebiliriz. yine grup oluşturabiliriz. Katılma ve arama kısmı da yine buradan yapılmakta. Nidenin N'sine bastığımız zaman da e, klanlar önümüze gelmekte. Sağdaki oyunun kurduğu klanlar, soldaki de oyuncuların kurduğu klanlar. Sağdakine tıklayacak olursam Osteria açık bende. Diğer bölgelerde olmadığım için sadece buna katılabiliyorum. Buradan e, tam olarak içerisinin işleyişi nasıl oluyor benim de pek fazla bir fikrim yok. Ancak kohortla da verilen klanlara girmiş oluyorum ben. Soldaki bağımsız hanedanlar kısmı da hanedan oluşturabiliyorum, kendimi kurabiliyorum. Aynı zamanda hanedana katılabiliyorum. Katıl dediğim zaman eğer ki arkadaşımın veya katılmak istediğim bir yerin hanedanı burada çıkıyorsa katılıyorum. Çıkmıyorsa sağ üst köşeye yazarak e, katılım sağlayabiliyorum. J tuşuna basarak e, standart muharebe, bölge savaş, keşif, etkinlik ve rütbeli muharebe olan kısma geliyorum. Buradan başlayacak olursak standart muharebeden. Eğitim kampı e, burada sağ tarafta muhtemelen ödülleri yazmakta. Bunlardan birisini e, kazanabilirsiniz anlamında. Yapay zekaya karşı oynanan bir mod. Meydan muharebesi genellikle açık alanların düzlüklerin olduğu bir mod ve genellikle atlı birimleri kullanılıyor. E, birazcık daha bayrak gele geçirme gibi düşünebiliriz. Kuşatma muharebesi standart oyunun ana kaynağı buradan dönüyor hem e, düşürülecek item olarak hem de e, diğer e, bölge savaşıdır rütbeli muharebedir. onların her birisi buradan dönmekte birden fazla map bulunuyor şansınız hangisi gelirse yurtluk akını bir önceki videoda da bahsetmiştim haftalık e, olarak yenileniyor e, burada XP hem karakter kahraman xp'si hem de birim xp'sinin alabileceğiniz maksimum miktar veriliyor e, Yurtluk akınına haftada 5 defa girebiliyorsunuz ve kesinlikle aksatmanızı tavsiye etmem. Mutlaka her hafta girmeye çalışın. Eğer ki doğru XP kartlarını kullanırsınız yaklaşık 3 tane yakın basabiliyorsunuz. Aklıma gelenler birim XP'sini %100 veren bir muharebelik birim XP'si ve Maraşe'nin el kitabı adı verilen 3 tane XP'yi bastığınız zaman bir sarı birimini bir level atlatacak kadar XP alabilirsiniz aynı zamanda premiumsa premium bir hesabınız varsa oradan da ekstralara gelecektir. burayı kaçırmayın derim. Burayı yaparken aynı zamanda U'ya basıp kışlaya gelip sol üst köşedeki XP'nize dikkat edin. Eğer ki 1 milyonu dayanmışsa daha fazlasını alamazsınız haliyle boş yere hakkınızı orada harcamış olursunuz. Oradakini harcadıktan sonra buna devam edebilirsiniz. Rattan ayaklanması yeni geldi sayılır. Ee, keşifin uzun hali gibi düşünülebilir. Yani e, haftada 2 veya 3 defa girme hakkınız var yanlış hatırlamıyorsam. E, bronzu nispeten daha fazla e, veriyor diğer modlara göre. E, keşifte oynadığınız gibi oynuyorsunuz. Bölge savaşları şu an için Drill mod etkin olduğundan dolayı kapalı. E, yani... Kılıcı olarak ele geçirme kapalı. Yine savaşa girebiliyorsunuz. Sonraki savaşın tarihi ve saati burada yazmakta. Buna göre savaşa hazırlığını sürer. Muhtemel ödüller burada yazmakta. Bu şekilde e, mapte bir herhangi bir şehre saldırabiliyorsunuz. Bir klana tabiyseniz eğer şu an drill mod etkin olduğu için herhangi bir şehre girebiliyorsunuz. Eğer ki diril drill mod etkin olmasaydı klanın savaş açacağı şehirlere girebilirdiniz. Bölge savaşı bu şekilde. Keşiflerde birimleri kasmaya yönelik girilen kısımlar. Keşif 1-2 mecburi olarak yapmanız gerekiyor benim şu an olduğum gibi. Ama Bunları açtıktan sonra sürekli keşif 3 girmenizi tavsiye ederim. En fazla birim XP'sini buradan kasabilirsiniz. Buraya girerken mutlaka mutlaka full levelli birimlerle girin. Bu sayede kazandığınız XP parçalanmaz ve bütün mor halde sizin kışlarınıza gelir. Siz de istediğiniz birimi o XP'yi dağıtabilirsiniz. Etkinlik kısmı e Buradaki etkinlik kısmı her haftanın bazı, gün, bazı günlerinde çeşitli etkinlikler yapılmakta. Birisi serbest kuşatma muharebesi, bir e, diğeri e, ölüm maçı gibi. Bunların kontrolünü O'ya basarak yapabilirsiniz. O'ya basıp öne çıkanlara gelip sağ alt köşede iki tane beyaz sayfa var. Soldakine tıkladığınız zaman bunların etkinlik takvimi olarak karşınıza gelmekte. Soldan sağa. Pazartesi, salı, çarşamba diye düşünürsek bugün salı günü akşam saat 9-10 arasında bölge savaşı var. Burada bulunuyor. Bir sonraki günde serbest muharebe varmış. Bu sayede bunu takimin yapıp saatlerini öğrenip bunu dahil olabilirsiniz. Son olarak rütbeli muharebede şu an derin modda olduğu için sezon arası olduğu için kapalı. Rütbeli muharebede de dereceli gibi düşünebilirsiniz. Yine haftanın bazı günlerinde açılıyor burada rütbe ödülü dediğimiz zaman başlangıcınız olduktan sonra 200-400 arasında gelirseniz bu ödüller 400-600 arasında gelirseniz bu ödüller direkten gidiyor. Bunları incelersiniz. En sonunda 2100 puana ulaşınca hem ünvan veriyor hem çerçeve hem de epik taslak veriyor. Bunu almak için de o rütbenin açık olduğu günlerde rütbeli maçlarına girip kazanmanız gerekmekte buradaki kurallar diğer standart muharebelerinden biraz daha farklı. Sağ tarafta yazıyor. Herhangi bir puan dışında kazancınız yok. Günde 2000 alırsanız, pardon, günde diyorum. Haftalık bu hafta boyunca 2000 alırsanız bu sandığı vermekte, 5000 alırsanız bu sandığı vermekte. Ve burada bir takım kurallar var. Bu bir tanesi 3'ten fazla oyuncu ile giremiyorsunuz. Yani bir parti 3 kişilik oluyor en fazla. sikke veya alamıyorsunuz diğerlerinin olduğu gibi. Kalıcı birim kaybı veya tesisat hasarı yaşanmıyor ve ağır silah kullanımı kısıtlanıyor yani istediğiniz kadar ağır silah kullanmıyorsunuz kuramıyorsunuz saldıranlar için iki savunmacılar için bir tane ile sınırlandırılmış bir durumda sıralamayı kontrol etmek isterseniz de burada yukarıda sizin istatistikleriniz ve aşağıda da diğer oyuncuların istatistikleri yer almakta. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.